aslında jeoloji mühendisiyim. Emekli olduktan sonra çeviriye ve kitapçılığa başladım. Böyle eski aşkım edebiyata döndüm. Şimdilerde daha ziyade çeviri ve kitapçılıkla uğraşıyorum. Biraz da masalla meşgulüm. Masal anlatıyorum ve masal çeviriyorum. Yerel yönetimlerle tek işbirliğim tahmin ediyorum 2016 yılında İzmir Öykü Günleri'nin düzenleme kurulunda yer almak olmuştu. Gayet güzel bir organizasyondu. Katılım kitapçılar içerik açısından. Ama maalesef kısa bir süre sonra iptal edildi o iki günleri ve yapılmaz olduğu yeterince fazla katılım olmadığı gerekçesiyle. Ne yazık ki yerel yöneticilerimiz nitelikten ziyade niceliğe önem veriyorlar. Kaç kişi geldi? Bu çok önemli onlar için. O nedenle de onların istediği kadar çok kişi gelmediğinden o etkinlik artık yapılmıyor birçok yıldır artık yapılmıyor. Hatta İzmir Öykü günlerini izlemeye Konya'dan, Isparta'dan, İstanbul'dan arkadaşlar gelirdi. Yani o günlerde burada olmak ve o etkinliği izlemek için 14 ya da 17 yıl aralıksız yapılmış bir etkinlikti. Çok önemli yazarların, öykücülerin katıldığı bir etkinlikti. Her sene bir onur konuğu belirleniyordu. Çok nitelikli bir işti ama böyle bir kalemde bir belediye başkanının kaç kişi geliyor, Aa, ...yapmayın artık demesiyle gitti. Beni çok şaşırtıyor İzmir'de bu tür kültür-sanat faaliyetlerinin... ...kaç kişi geliyor'a bağlanarak bir anda gözden çıkartılabilmesi. Çok uzun yıllar süren, işte 14 yanılmıyorsam belki 17... ...yıl aralıksız süren ve dediğim gibi yani edebiyat kamusunun son derece önemsediği şehir dışından edebiyat severlerin o tarihlerde burada olmak için önceden hazırlık yaptığı bir etkinlik yeterince katılım sağlanmadığı düşünüldüğü için yani kaç kişi geliyor cevabı beğenilmediği için bir kalem de silindi. Yeni belediye başkanlarına ben çeşitli vesilelerle hatırlatıyorum bunu sosyal medyayı filan kullanarak hatta Konak Belediye Başkanı ile bir toplantıda karşılaştığımda bunu konuşuyoruz Kültür Sanat Dairesi konuyla ilgileniyor dedi Kültür Sanat Dairesi'nin bu ilgilenmeden haberi olmadığını daha sonra öğrendim. Maalesef çok iyi değil o iletişim ve ilgi gibi geliyor bana. Daha doğrusu belediye başkanlarının kültür sanatı gerçekten önemsedikleri kanısında değilim. Belediyelerin yaptığı işler, yönetimler değiştiği zaman bir anda biçim değiştirebiliyor, bir anda öncelik sırasını kaybedebiliyor. İşte bir belediye başkanı döneminde bir müze kuruluyor mesela, sonra başka bir dönemde o müze atıl bir hale geliyor. Benim kişisel olarak peşinde olduğum bir müze fikri var mesela bir kadınların el işlerinin, dantellerinin, oyaların, işlemelerin konulacağı bir müzenin peşindeyim. Onu birileriyle yapacağım. Ama bunu bir belediyeyle yapmak istemem çünkü ben yıllardır bu türden işler topluyorum ve onu bir belediyeye emanet edersem beş yıl sonra yerinde olup olmayacağından emin değilim. Belediyeye veriyorsunuz. Diyelim ki bir kütüphane bağışlanıyor. Artık arkasında neler olabileceğini hiç kimsenin kestirmesi mümkün değil. Ben şeyi hatırlıyorum. NATO taşındığında NATO'nun kütüphanesini, İzmir Kent Kütüphanesini bağışladılar. Mesela o kitaplar ne oldu? Çok büyük miktarda kitaptı. Bir kısmı raflarda, kalan kısmı ne oldu? hiçbir fikrim yok yeterince konuyu bilen insanlar yeterince konunun uzmanı olan insanlar ya da konunun öneminin farkında olan insanlar o işlerin başında mı ondan emin değilim o nedenle belediyenin yapıcı değil de organize edici belki ekonomik olarak ya da lojistik olarak destekleyici olanak sağlayıcı bir rolünün olması hem yurttaşın kentini benimsemesi, kenti için bir şey yapması ve oluşumların yaşayabilmesi ve sürdürülebilmesi için çok daha iyi olur. Hem de belediyenin zaten bir sürü işi var. Kültürü, sanatı ehline bırakıp o da yerel yönetici olarak gördüğümüz kadarıyla kültür, sanat onların önceliği arasında değil. Bence de çok daha doğrusu, iyisi önerdiğiniz gibi çalışmak olur. İki dudağın arasında olmak bir kere herkes için çok tehlikeli bir şey başkanı ya da ki, herhangi birinin. Ama bizim toplumumuz biraz böyle bir toplum. Yöneticilerin iki dudağının arasındadır. Ben kamuda çalıştım. Müdür tanrı gibi davranıyor bir kamu kurumunda. Müdür bey öyle dedi. Müdür bey bunu istedi. Müdür bey bunu istemedi. Sanırsınız müdür beyin babasından biraz kalmış o kurumuna ya da başkana. Efendim işte şuraya bunu verdik, bunu yaptık. Benim paramı bana veriyorsun. Kamu'nun parasını kamu için kullanıyorsun, devletin kurumunu devlet adına yönetiyorsun. Ona göre davranacaksın ama bizde maalesef bu şey de yok, bu tevazu da yok yöneticilerde. Az evvel sohbet ederken de söyledim, yani dün dehşet verici bir şey okudum ee, İzmir şehir tiyatroları ile ilgili olarak. Hani ya orada neler olup bittiğini bilmiyorum, o açıdan bir şey söyleyemem. Ama başkanın işte gittim salon dolu değildi diye savunma yapması bana tarihsiz geldi yani. Dolu olmayabilir salon. Salon 100 kişiliktir, 70 kişi gelmiştir. E, o 70 kişi tiyatro izlemek istiyorsa yerel yönetimin görevi değil mi onlara o hizmeti götürmek? O olanağı tanımak. Ama galiba yerel yöneticinin esas hedefi bir sonraki dönemde de yerini garantiye almak olduğu için kaç kişi geliyor, ne kadar çok destek kazandırıyor bana. Herhalde onlar daha önemli. Öyle görünüyor. Belki biliyorsunuz Alsancak Mahallesi'nde işte Saint Joseph Lisesi ile Sevinç Pastanesi'nin arasındaki alanda yahut çevresindeki alanda birçok kitapçı var artık. Bizim Kitapçı dükkanımız 9 senedir var Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokak'ta. Yani bizden sonra orada çok sayıda kitapçı açıldı. Bir tanesi maalesef yakın geçmişte kapandı mesela. Ya bizim belediyeden öyle bir kitapçılar olarak bir talebimiz olmuştu. Bir toplantıda da bunu dillendirmiştik. Yani buradaki sokaklardan bazılarını trafiğe kapatıp kitapçılara bir tür tahsis etmek. Kitapçıların kiralamasını kolaylaştıracak, işte oranın bir kitapçılar sokağı olduğunu, artık kentin belleğini yerleştirecek bir takım önlemler söylemiştik. Ama yani hiçbir şekilde olmadı. O Yüzbaşı Şerafettin Bey sokağın yarısı trafiğe kapalıdır, bir yarısı trafiğe açık. Niye yarısı kapalı, niye yarısı açık belli değil. Kim, kim o yarısını kapattırabildi de bu yarısını açık tutabildi onu da bilmiyoruz. Ama kültür sanat alanında böyle hakikaten işte şuraya gidersem şunu bulurum, sinemalar burada, tiyatro burada ya da ne bileyim işte bir ikinci sanat alanında bir etkinlik yapmak istesem mekan bulmam kolay. Şurada mekanlar var ve tahsis edilmesi o kadar da alengirli bir süreç değil diyebilecek durumda değiliz zannediyorum. Karar mekanizmalarını elinde tutmak istiyor anladığım kadarıyla. Bilmem ki haksızlık mı olur? ulufe dağıtan konumunda olmayı seviyorlar biz para verdik filan diyorlar. Parayı dediğim gibi yani ben çok yadırgıyorum. Böyle devletin ya da kamunun parasını kamunun işleri için verirken birilerinin sanki cebinden para çıkarıp veriyormuş gibi davranmasını hakikaten dehşet verici buluyorum. Ve i̇şte her gün sokaklardaki çiçekler sökülüp yeniden ekiliyor. Efendim zaten var olan kapılar sökülüp yeniden yapılıyor. Bir Lozan kapısı bir yıl mı sürdü onun şeyi Galiba bir yıla yakın sürdü. Ben sonucu görünce dehşete düştüm. Yani bunu yapmak için bu kadar uzun zaman ne yaptılar diye merak ettim. Maliyetini de merak ediyorum doğrusu. Yani o Lozan kapısının yenilenmesine kaç para harcandı? O parayla kaç tane kültür sanat etkinliği yapılabilirdi? Şaşırtıcı şeyler yani. Yani mesela niye durmadan çiçek ekiyoruz? Çevre ile ilgili, peyzajla ilgili insanlar artık diyorlar ki bırakın sokaklarda o doğal bitki yetişsin. İşte bakım gerektirmesin. Zaten o, o yabani bitkiler işte arıları çekiyor, kelebekleri çekiyor. Bir, bir sürü şey ama biz habire çiçek söküp çiçek ekiyoruz. E, yani bir, birazcık idrakı olan herkes de o çiçek ekip çiçek sökmelerin birilerine para kazandırdığını, e, hani durduk yere bu kadar sık yapılmadığını anlıyor. Bir bakıyorsunuz onlarca işçi, bir araba dolusu, saksı çiçeği ve mevcut çiçekleri söküp yerine çiçek ekiyorlar. Neden? Hiç anlamak mümkün değil. Sokakları temizlemek çok daha makul bir şey. Çiçek ekmeyin de sokak temiz olsun. Ama İzmir'in sokakları pislik içerisinde. Bu anlayışların değişmesi gerekir. Yani ben bu, bu son seçimlerden sonra hepimizin çok demoralize olduğu artık bu başkanlık seçiminin ertesinde iyice ee, umutlarımızın kaybolduğu bir dönemde yerel seçimlerde CHP büyük bir başarı kazandı. Ve ben o zaman arkadaşlarımla konuşurken de söyledim, sosyal medyada da yazdım bunu. Yani şu anda CHP'nin omuzlarında çok tarihsel bir sorumluluk var. Yerel yönetimlerin yapacağı işler iyi ya da kötü bir sonraki seçimlerde neler olacağını belirleyecek ve bu ülkenin geleceğini belirleyecek. Ve gönül istiyor ki ee, mevcut başkanların biraz kendi bekalarına değil de bu ülkenin bekasını düşünerek hareket etsinler, iş yapsınlar. Çok umutlu değil bazı gözlemler. Çok güzel işler yap yapılan yerler de var hiç şüphesiz. Ee, basında görüyoruz, e, sosyal medyada görüyoruz. Yoksullukla ilgili olarak, e, çocuklara yemek vermekle ilgili olarak. iyi işler yapan da bir sürü belediye var, bir sürü yer var ama daha iyisini beklemeye de hakkımız var. Ben kişi olarak böyle bu toplu iş yapmakla ilgili motivasyonunu epey kaybetmiş biriyim. Tek başıma ne yapabilirim, ona bakıyorum. Kalabalıkların içerisinde bir iş yaparken çok hırpalanıyorum ve çok inciniyorum. Bizim toplumumuzda ve bizim ülkemizde böyle herkesin birbirine hırsız muamelesi yapması diye bir gerçek var. Ben vaktiyle üniversitede öğretim elemanıydım. E, Taşra'da bir üniversitede e, çalışıyordum. Ve o üniversiteden e, genç bir doçent İngiltere'ye gitti. E, o iki üniversite arasındaki işbirliğinin e, şeyinde çerçevesinde. Ve döndüğünde dedi ki, ya dedi biz gittik, bize masraflarımızı sordular, hiç belge istemediler. Taksiye kaç lira verdiniz, uçağa kaç lira verdiniz, oteliniz kaç lira? Ve bizim beyanımıza göre bize para ödediler. O kadar şaşırmıştı ki. Çünkü biz belge beyan ettiğimizde bile belgemizin şeyi soru sorgulanıyor, Aa, yani geçerliliği. Çünkü sahte belge de alıp vermiş olabiliriz. Yapılıyor, bilindiği için böyle. Belki asıl işi çözecek olan şey hakikaten yerelde oluşacak sivil toplum kuruluşlarına, derneklere yurttaş örgütlenmelerine daha çok inisiyatif, daha çok bütçe vermektir ama bunun olabileceğini zannetmiyorum. Parayı verirsek nasıl kullanacak filan diyor. E, bütün para senin elinde, bizim paramız. Senin nasıl kullandığını biz bilmiyoruz. Bunların değişmesi gerekiyor. Bu, bu mantığın, bu düşünce biçiminin değişmesi gerekiyor. Bizim hep birlikte kamunun kaynaklarını, kamunun yararına şeffaf, denetlenebilir bir şekilde ...herkesin kullanımını açabilmemiz lazım. Yani... ...şehrin yerel yönetimi... ...şehirde bir iş yapacak. Derneğe de... E, ...STK'ya da... E, ...işte... E, ...ya da yurttaş girişimine de... ...destek olabilir. Olmalı da... ...sadece şeffaf bir şekilde... ...sonuçlar denetlenebilir. Evet, size böyle bir bütçe verdik. Nereye harcadınız, ne yaptınız? Aynı şey... Bütün kurumlar için de geçerli olmalı. Ama olmuyor. ki Yani herkes denetlemek istiyor ama kimse denetlenmek istemiyor. Vallahi bir uluslararası edebiyat festivali yapılıyor. Ee, öyle bir küçük grup var onu yapan. Ee, hep aynı arkadaşlar. Kendilerince bir program yapıyorlar. İlçelere vesaire de yayılan bir şekilde yapıyorlar. Bence bu ilçelere de yayılması iyi fikir. Ödemiş'te, işte Tire'de, Bergama'da da edebiyat etkinliklerinin yapıldığı bir hafta. Ama duyurulması yeterince iyi yapılmıyor kanımca. Böyle bu iki dudağın arasında meselesi oralarda da kimlerin davet edileceği, nasıl olacağı herhalde yine öyle yürüyor gibi görünüyor. Daha canlı, daha geniş katılımın sağlanacağı, daha iyi duyurularak yapılması herhalde daha iyi olur. Ama onun dışında bir de bir şiir etkinliği var. O da yine Bazen haberimiz oluyor, bazen olmuyor. Benim eksiğim de olabilir o tabii yani. Yeterince sıkı takip etmiyorumdur. Ama e, bunun dışında benim bildiğim, öyle süreyen, e, işte e, öykü günlerinin dışındaki o da uzun süredir yapılmıyor. Kapandığını söylediğim kitap evi, Zorba Kitap Evi, iki e, bir öğretmen çiftin e, yürüttüğü bir yerdi. E, çok güzel etkinlikler, imzalar, söyleşiler, e, kitap kulüpleri, e, ...yazar, şair, çevirmen, söyleşileri yapıyorlardı. Ee, ama biraz da bina ile ilgili sorunlar vardı sanıyorum. Kapatmak zorunda kaldılar. Tabii bir de şey var yani, son dönemde... ...ekonomik krizle birlikte kitap fiyatlarının çok artması... ...kitapçıları epey zor duruma düşürdü. Yani bu kapanmalar sürecek gibi görünüyor. Kamu yararı sadece... ...kamunun parasını... ...düzgün kullanmak değil, kamuyu geliştirmek de kamu yararı. Yani televizyonlarda sabahtan akşama kadar berbat dizilerin, berbat e, reality şovların olduğu bir ülkede insanların başka türlü bir dünyanın mümkün olduğunu anlamasını sağlayacak yollar bulmamız lazım biz. Yani ben bu toplumun çürütülmesi için çok ciddi bir kampanya sürdüğü kanısındayım. Yani televizyona bakamıyorum ama çok çeşitli örnekleri var dünyada. Doğru düzgün bir eğitimle, doğru düzgün kültür, sanat ve eğitim programlarıyla, politikalarıyla toplumlar değişir. Bunu canlı bir örneği olarak düşünürüm kendimi. Erzincan'ın bir köyünde doğdum, kızların okutulmadığı bir toplumda büyüdüm. Çok büyük sıkıntılarla okudum ve akademisyen oldum, çevirmen oldum. Vasal anlatıyorum, onu yapıyorum. Bütün bunlar eğitim görmem sayesinde oldu. Kültürle, sanatla tanışmam sayesinde oldu. Bu kültürün, sanatın çok dönüştürücü bir gücü var insan ve toplum üzerinde. Bunu bilerek ve bunu kullanarak politika yapmak lazım. İşte biraz önce dediğim CHP'li belediyelerin tarihsel bir görevi var bence. Onlardan bir tanesi de bunu yapmak. Toplumu dönüştürmek, toplumu daha başka düşünmenin, daha başka davranmanın, daha başka eylemenin, daha başka etkileşmenin mümkün olduğunu anlatacak olanaklar yaratmak. Bunları yapmak lazım.